Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Korkma oğlum. Maşallah, ne de hisli çalıyorsun. Şey, sağ olun. Acaba kim defnediliyor efendim? Ben Basra'da bu kadar kalabalığın toplandığını hiç görmedim. Galiba bir sultanın cenazesi bu. Senin anladığın manada bir sultan değildi çocuğum. Ama yaşadığı dönemde yüzüne sen sevginin sultanısın, gönüllerin sultanısın demişlerdi. Ama bu söylediğiniz sultanlık diğer sultanlıktan çok daha derin, çok daha mühim bence. İşte burada bulunuşumun esas sebebi senin bu ruhu, bu derinliği anlayabilmendir. Estağfurullah. Kimdi acaba bu gönüllerin sultanı? Hasan-ı Basri Hazretleri. Hasan-ı Basri hakkında biraz daha bir şey söylemesem sen yine soracaksın. Aferin. Hep meraklı ol. Öğrenmek için aç ol. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Sana Hasan-ı Basri'nin hayatını ve tüm yaptıklarını anlatacağım. O öyle bir insandı ki bütün hayatını İslamiyet'i anlamaya, yazmaya ve anlatmaya adadı. Onun sayesinde binlerce insan bulunduğu yolun yanlışlığını anlayıp hak yolunu seçti. Bunlardan biri de bütün ömrü boyunca ateşe tapmış olan bir komşusuydu. Hasan-ı Basri her gün onun için dua ederdi. Hatta hastalığındayken onu ziyarete gitti. Kimdir o? Hasan-ı Basri. Buyur gel. Hasan Basri, ne iyi ettin de geldin. Senin manevi varlığın benim ahiret korkumu biraz hafifletir umarım. Ey Şemun, bunca senedir komşuyuz. Hakkın var üzerimde. Son bir defa daha söylüyorum. Zira sen uzun yıllar ateşe taptın. Gece ve gündüz yaratıcı sanarak ona secde ettin. Bu sebeple yerin ateş olacaktır. Ancak şimdiden sonra tövbe ederek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip onu zikredip verdiği nimetlere şükretmelisin ki Hakk'ın dergahına vardığında kendine cenneti mekan bulasın. Bütün bu sözlerin güzel. Fakat bu kadar boşa geçmiş ömürden ve işlediğim bunca kötülüklerden sonra affa ve merhamete layık olur muyum? Asıl olan imandır, inançtır. Mümin ve kafir son nefesinde belli olur. Birçok kimse bütün ömrünce kafir kalıp sonunda imana kavuşur. Bütün ömrü imanla, inançla geçip sonunda tersine dönen de olur. Kıyamette son nefesteki hale bakılır. Ateşten üstün ve ateşin yok edemeyeceği bir kuvvet var mı ki? Ey Şemun! Ateş, dünya ve ahiret mahlukudur. Ve Hakk'ın emriyle ateşin mizacı su, suyun mizacı da ateş gibi olur. Gerçekten kelime-i tevhidi söylemekle günahlarımdan arınıp affedilir, cennete gidebilir miyim? Evet. Ey Hasan, öyleyse kabul ettim. Ama bir şartım var. Ahitname yazıp bana kefil olursan imana gelirim. Yoksa korkarım. Allah tövbe edenlerin
tövbesini muhakkak kabul eder. Hasan-ı Basri ahitnameyi yazdı. Şemum bir süre sonra öldü ve vasiyeti üzerine ahitnameyle gömüldü. Cenazeden sonra eve dönen Hasan-ı Basri kendini yiyip bitiriyordu. Ey aciz Hasan, sen gayba hükmederek küstahlıkta bulundun. Ne cesaretle, ne yüzle ahitname verdin. Sen kim oluyorsun da ahitname veriyorsun? Bunun hesabını nasıl verirsin? Ya Rabbi, affına sığınıyorum. Komşumun iman etmesi için böyle davrandım. Allah'ım affet beni. Merhaba Şeyh Hasan. Allah-u Teala öyle kerimler kerimi ki benim gibi bir asiyi cezalandırmayıp üstelik mükafatlandırdı. Günahlarımı ve hatalarımı iyiliğe çevirip Cennet-i Âlâ'yı bana nasip kıldı. Burada öyle güzel karşılandım ki senin yazdığın o kağıda lüzum kalmadı. Sana çok şey borçluyum dostum. Buyur işte yazdığın ahitname. Sana çok şükür. Komşum ebedi saadete kavuştu. Kurtuldu. Hasan-ı Basri'nin babası önceleri köle olan, daha sonra İslamiyet'i kabul eden Cafer'di. Annesi Hayre'ydi. Hasan-ı Basri 642 yılında Medine'de doğdu. Hasan-ı Basri'nin sesi neden o kadar gür, o kadar güzeldi? Kur'an okuduğu zaman insanlar niçin kendinden geçerdi bilir misin? Bunun sebebi Peygamber Efendimiz'in 4 hanımından biri olan Ümmü Seleme'nin hizmetine giden annesi, küçük Hasan-ı Basri'yi beraberinde götürüyor, Ümmü Seleme de şefkatle onu bağrına basıyordu. Hatta bir gün o mübarek kadının sütünü emdiği için sesi bu kadar güzeldi. Ya Rabbi, bana yardım et. Bu çocuk sussun.
ya Rabbi. Şükürler olsun. Efendimiz, efendimiz, sizin sütünüz gelmiş. Evet Hayri, benim sütüm. Allah-u Teala Hasan için bana yeniden süt bahşetti. Şükürler olsun Rabbimize. Allah-u Teala'nın bir lütfu bu size. Bu lütfun asıl sebebi Hasan'dır kızım. Al bak şu adı güzel, kendi güzel Hasan'ıma. Hasan-ı Basri çocukluğunda Ümmü Seleme'nin yanında bulunmuş, onun kucağında büyüyerek onun terbiyesiyle yetişmiştir. Kainatın efendisinin mübarek hanelerinden henüz çocukken nasibini alan Hasan, daha sonraki hayatında bu hikmetle salah ve marifette en üstün mertebeye ulaşmıştır. Anneciğim, ben namaza gidiyorum. Bana dua et. Her şey Allah-u Teala'dandır. Hepimiz ona emanetiz. Buyur git. Gece namaz kılanların içleri de dışları da niçin güzel olur baba? Çünkü onlar Allah'la baş başa kalmışlar ve Allah da onlara kendi nurundan nur vermiştir de ondan. Hasan o yaşlardan başlayarak geceleri de namaz kıldı. Allahu Ekber. Hasan-ı Basri 4 halife devrinin 3. halifesi Hazreti Osman'la aynı camide bulunup onun imamlığında namazlarını eda ettiği gibi, o ve onun çevresindeki sahabelerin sohbetlerini can kulağıyla dinliyordu. Hasan-ı Basri'nin ileride alim oluşunun temelini işte bu sohbetler teşkil edecektir. Allahu Ekber. Geçen senelerle birlikte Hasan-ı Basri büyüdü, delikanlılık çağlarına ulaştı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir gün birlikte namaz kıldığı bir sahabiyi camiden çıktığında da karşısında gördü. Efendimiz, efendimiz, siz daha şimdi camide dua ediyordunuz. Bir anda burada karşımdasınız. Sen de dua ediyordun ve kendinden geçmiştin. Dua mesafeleri aradan kaldırır. Belli ki gözlerin bir şeyler arar. De bakalım, nedir aradığın? Efendimiz, günahlardan arınmak istiyorum. Hakikati bulmak istiyorum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam uymak istiyorum. Allah-u Teala dilemeseydi biz dileyemezdik. Biz istiyorsak Allah-u Teala istediği içindir. Allah-u Teala vermek istemeseydi istetmezdi. İsteten de veren de Allah-u Teala'dır. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah-u Teala vermek istemeseydi istetmezdi. İsteten de veren de Allah-u Teala'dır. توقدون
الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ اِنَّمَا اَمْرُهُ Hasan-ı Basri Kur'an'ı okuduğu zaman sesi hem güzel, hem gür, hem de tesirliydi. Herkes onu huşu içinde dinlerdi. Duaların kabul oldu. Abdurrahman İbni Semur Hazretlerinden sana mektup var. Yoksa beni Basra'ya ilim meclisine mi davet ediyor? Evet, evet. İbni Semur Hazretleri bana ders vermeyi kabul etmiş. Beni Basra'ya davet ediyor. Ya Rabbi, nihayet Basra'daki alimlerimizin derslerinden ve sohbetlerinden faydalanacağım. Eksiklerimi tamamlayacağım. Selamun aleyküm Cafer. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Cafer, bizim kuyu kapanmış. Onu açmak için oğlun Hasan bana yardım eder mi? Tabii anne, şunu tutar mısın? Buyurun gidelim. Oğlumuza yol göründü. Ben Allah ne verdiyse yol azığını hazırladım. Varsın gitsin, yolu açık olsun. Allah-u Teala ilim irfan sahibi, günah işlemeyen kişilerden eylesin Hasan'ımızı. Çok yoruldun oğlum. Kuyun açıldı. Suyu bereketli olacaktır. Nerede oğlum? Zaten azıcık suyu vardı. Severek, inanarak açtık bu kuyuyu. Allah-u Teala suyuna berraklık ve coşku verecektir inşallah. Allah-u Teala senden razı olsun Hasan. Güle güle. Babacığım, hakkınızı helal edin. Helal olsun oğlum. Bu su kurban. Bu da azıklarının bulunduğu heyben. Allah'a emanet ol oğlum. Allah-u Teala'nın bahşettiği hurma, ekmek, peynirden başka ne paramız ne pulumuz var sana verecek Hasan'ım. Yolun açık olsun. Katığım açlık, şiarım korku, bineğim iki ayağım, elbisem yün, Işığım ay, yemeğim ve meyvam yerden bitenler. Yanımda da hiçbir şey olmadığı halde sabahlar ve akşamlarım. Yeryüzünde benden zengin kimse yoktur diyerek örnek olmadı mı bize Hazreti İsa aleyhisselam? Hasan-ı Basri ilk defa çıktığı bu uzun yolculuğunda karşılaştığı insanlarla kendi heybesindeki anasının koyduğu hurmayı,
peyniri, ekmeği paylaştı. Azığını yiyenler ayrı bir tat buldular. Beraberce doydular ama bu azık yendiği halde hiç eksilmedi. Yolunu kesen eşkıyalar onu alaya alıp kırbasındaki suyunu bitirip yere attılar. Su bitti dediler. O, su bitmez dedi. Hayretle kırbayı alıp içtiklerinde suyun hakikaten bitmediğini görüp şaşırdılar. Hasan-ı Basri yoluna devam etti. Ve Allah'ın izniyle Basra'ya ulaştı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El-Fatiha. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Buyur evladım. Adım Hasan efendim.
Size Medine'den mektup yazıp derslerinize devam edebilmek için müsaade isteyen bendim. Elbette derslere devam edebileceksin. Herkesin talebe olabilmesi için sadece istemesi kafidir. Peki söyle bakalım, beni bulman kolay oldu mu? Pek kolay oldu efendim. Kendimi Allah'a emanet ettim ve ilk defa çıktığım bu yolda hiç yabancılık ve zorluk çekmedim. Nihayet kendimi huzurunuzda buldum. Medine'deki alimlerimizden istifade ettin mi? Şükürler olsun Rabbime. Medine'de birkaç alimle beraber ashab-ı kiramla görüşmek fırsatı buldum efendim. Pek güzel evladım. Burada bizim derslerimizden başka diğer alimlerin sohbetlerine ve meclislerine de devam edeceksin inşallah. İnşallah efendimiz. Hasan-ı Basri Hazretleri, Abdurrahman İbni Semura'dan başka, Abdullah bin Abbas gibi hocaların ilim meclislerinde, sohbetlerinde bulundu. Hadis, tefsir, fıkıh ilimlerinde yüksek ilim sahibi oldu. Bir taraftan çalışıp, bir taraftan da kendini yetiştirdi. Medine'de ashab-ı kiramın ileri gelenlerini görüp onlarla sohbetlerde bulunması, 70'i Bedir Savaşı'na katılmış olan 130 civarındaki sahabe-i kiramdan ilim ve feyz alıp hadis-i şerif dinlemesi onu kısa zamanda bu yüksek mertebeye getirdi. 640'larda Müslümanların hakimiyetine alınan Horasan yakınlarındaki Sicistan'da 20-25 sene geçmesine rağmen isyanlar hala sürüyordu. Abdurrahman İbni Semura, Sicistan'daki isyanları bastırmak ve yeniden İslam hakimiyetini sağlamak üzere Sicistan'a vali atandı. Müritleri onunla birlikte savaşa gitmek için hazırlanmaya başladılar. Savaşı hiç kimse istemez. Ama çaresiz kalındığında muharebe kaçınılmaz olur. Ben Abdurrahman İbni Semura hocamızın yanında yer alıp, İnşallah onunla birlikte Sicistan'daki isyanı bastırmaya gideceğim. Bizler ilim öğrenen kişiler olarak harpten yana değiliz. Meseleleri halletmenin yolu kan dökmek değildir. Ama her şeye rağmen sizleri yalnız bırakamam. Sabah namazından sonra Medine-i Münevvere'ye gidiyorum. Ailemi görüp oradan hemen Sicistan'a geçeceğim. Cephede buluşuruz inşallah. İnşallah kardeşim. Ben de Abdurrahman hocamızla birlikte Sicistan'a hareket edeceğim. Allah kerimdir. Thank you.
oğlum. Anneciğim. Hoş geldin oğlum. Derslerin bitti mi? Dersler bitmez baba. Sadece ara verilir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Kısacık bir ara verip koşup geldim sizi görmeye. Hemen döneceğim inşallah. Gel, buyur içeriye. Hasan-ı Basri Hazretleri, Basra'da neler yaptığını, kimlerin meclis ve sohbetlerine giderek ilim ve feyz aldığını büyük bir heyecanla annesine ve babasına anlattı. Aslında onları ziyaret sebebi ise Sicistan'da bulunan iman etmemişlerin hak dinine döndürülmesi için halifenin fetva verdiği savaşa fetih ordularıyla katılacağını, bu konuda kendisine analık ve babalık haklarını helal etmelerini onlardan dilemekti. Hakkınızı helal edin. Yolun açık olsun. Allah'a emanet olun. Sensin Hasan. Benim Ziyad. Sen haklıydın Hasan. Savaş doğru bir yol değil. Keşke her şey sulhla, barışla hallolsaydı. Kurtulacaksın Ziyad. Kurtulacaksın inşallah. Hasan-ı Basri daha sonraları ticarete başladı. Çok zenginleşti. Ticaret için gittiği Rum diyarında hükümdarın ölen oğlu için yapılan görkemli bir törenle karşılaştı. O genç son derece güzellik sahibi, kuvvetli ve heybetliydi. Bütün fenlerde ve ilimlerde bilmediği bir husus yoktu. Silah şörlükte sırtını yere getiren bir er çıkmamıştı. Aniden gelen bir afetle kazaya uğradı. Kendisine verilen bütün ilaçlar ve dualar şifa vermedi ve öldü. Halk bütün servetini, güzelliklerini, ilim ve hünerlerini onun emrine tahsis etti. Ama dünya kurulalı beri insanlar zengin fakir ölümden kurtulmaya muvaffak olamamışlardı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hükümdar ve halk bütün çabalarına rağmen ellerinden bir şey gelmediğini ve acizliklerini anlamışlar. Bu hadise Hasan-ı Basri'ye çok tesir etti. Zaten dünya malının, makam ve güzelliklerinin geçici olduğunu bilen Hasan-ı Basri Hazretleri bu hakikati yakinen kavradı ve elindekileri bırakıp tamamen ahirete yöneldi. Basra'ya dönüşünde şehre girer girmez yanındaki ve evindeki malların hepsini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
güvenli karakteri, derin bilgisi, güzel ve gür sesiyle verdiği vaazlarla kısa zamanda çevresinin sevgisini kazandı. Bu arada kitap yazmaya başladı. Aylar ve mevsimler geçiyordu. Gün geçtikçe talebeleri çoğaldı. Bir İslam bilgini olarak ünü Basra'nın çok çok dışına taştı. Durmak, yorulmak bilmiyordu. Birçok kitap yazdı. Peygamberimizin damadı, 4. halife Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, halifeliği zamanında Hasan-ı Basri'nin namını duyar, Basra'ya sade bir kişi gibi gelerek onu dinler. O kadar memnun kalır ki ona el vermekle kalmaz, Müslümanlık tarihindeki ilk yazılı icazeti verir. O tarihten sonra yazılı icazet vermek adet olur. Ey kardeşlerim, haramların süsüne, yaldızına sakın aldanmayın. Lezzetlerine kapılmayın. Bütün hareketlerinin, duruşlarının, gidişlerinin Allah-u Teala'nın emir yasaklarına tam uygun olmasına çok dikkat et. Bu emir ve yasakların ışıkları altında yaşamaya çalış. Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalınacak yer değildir. Dünyadaki en büyük zenginlik dünyaya dalmamaktır. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefisler ona aşık. O ne aşıklarını helak ediyor. Yaşayan ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Arif olanlar bile bu hususta dalgındır. Ona düşkün olan, ondan dünyalık elde eder. Fakat aşırı giden aldanır, ahirete gideceğini, dönüşünü unutur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allah-u Teala'nın düşmanlarına verildi. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allah-u Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Şu üç şeyi unutmak mümine yakışmaz. Dünyanın fani olduğunu, nimetlerinin geçici olduğunu ve ölümün mutlaka geleceğini. Tez Hasan Basri'ye haber verelim. Bu duruma çok üzülecektir.
Ey Müslümanlar! Kabir, dünya konaklarının sonu, ahiret menzilinin ilkidir. Madem ki hepimiz ölüp kabre gireceğiz, o halde nasıl olur da zevk ve sefaya dalıp gezeriz? İşte gözyaşlarım bunun içindir. Ben Basra'ya gidiyorum. Hakkınızı helal edin baba. Helal olsun. Yolun açık olsun. Allah'a emanet olun baba. Sen de Allah-u Teala'ya emanet ol oğlum. Yemekler yetersiz. Evet, kafi derecede doymuyoruz. Valimiz İbni Ziyad Hazretlerine ulaşabilseydik. Bence çıkıp valimize durumumuzu arz edelim. Evet, 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 arz edelim. Gidelim. Hadi gidelim. Gel, gel İpeklere. Kumaşlara gel. Az İpek, gel. Kumaşlara gel. Az İpek. Az. Alılar var. Alılara gidin, alılara gidin. Az İpek bunlar. Derhal halledecek. Aş evleri genişletilecek ve aç açık kimse kalmayacak inşallah. Vazifemi hatırlattığın için Allah senden razı olsun. Kaleme almış olduğun Risale'yi okudum. İman faziletleri hakkında bugüne dek çok okudum, hatta yazdım. Ama hiçbiri senin Risalen kadar tatmin edici değildi. Eğer müsaade edersen bu kıymetli eseri herkesin okumasını, okumayanlara anlatılmasını arzu ederim. Eserimi beğenmeniz beni ziyadesiyle memnun etti. Hasan kardeşim, senin kaleme aldığın bu risalenin kitaplaştırılıp çoğaltılmasını ve bunlardan bir iki nüshanında kütüphaneye konulmasını istemekteyim. İbni Ziyad kardeşim, böyle düşünüyorsan takdir senin. Benim bu güzel düşünce karşısında diyecek bir şeyim kalmıyor. Maçlar, taze sebzeler. Taze sebzeler var. Taze sebzeler, buyurun. Taze sebzeler getirdik. Buyurun. Sebzeler var. Allah sizden razı olsun. Ziyade. Allah razı olsun. Ziyade olsun. Allah razı olsun size. Ziyade. Koşlar. Selam. Estağfurullah. Şu karşıki evin sahibi seni çekiştirip gıybet etti. Sen o zatın evine niçin gitmiştin? Misafir olarak davet etmişti. Sana ne ikram etti? Çeşitli yemekler ve meşrubat. Bu kadar yemekleri içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin? Bu hurmayı o evde oturan zata ver. Aynen şu sözlerimi kendisine ilet. Duyduğuma göre sevaplarınızı benim amel defterime geçirmişsiniz. İstedim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın. Bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı de bu komşuma. Efendimiz, kızımı isteyenler çok. Hangisine vereceğimi bilemiyorum.
Allah'tan korkana ver. Severse iyi, sevmezse Allah'tan korktuğu için ona zulmetmez. Efendim, bana bir nasihat verir misiniz? Allahü Teala'nın emrini üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın. Bana da nasihat ediniz efendimiz. Benim halim nice ola. Büyük güçlükler ve korkunç hadiselerle muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak ya da helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur ve heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar, anlayan bilir. Bugünkü müzakereye hazır mısınız? Sen evladım, bugünkü müzakerenin konusu nedir? Bugün sizin son yazmış olduğunuz Hasan-ı Basri ilmi hali üzerine konuşacağız hocam. Sen söyle bakalım, din nedir? İnsanları saadeti ebediyeye götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yoldur. Sen evladım, iman hakkında bildiklerini anlatır mısın? Şartları kaçtır? 6'dır efendim. 1- Allah'a inanmak, 2- melaikelerine inanmak, 3- kitaba inanmak, 4- Resulüne inanmak, 5- ahiret gününe inanmak, 6- kadere inanmak. Sen, abdestin farzları? 4'tür. Yüzünü yıkamak, 2 kolunu dirsekleriyle beraber yıkamak, başının 1/4'ünü meshetmek, ayaklarının topuklarıyla beraber yıkamak. Evet. Şimdi biraz dersimizin tarzını değiştirelim. Sizler bana kafanızda henüz tam şekillendiremediğiniz veya tam anlamadığınız şeyleri sorun. Hocam, İslamiyet'in men ettiği şeyleri bize bir daha sayabilir misiniz? Yaramaz itikat, zayıf iman, her cihetçe doğruluktan ayrılmak, fenalığa, günaha devam etmek, tembellik etmek, boş yere zulmetmek, anasının ve babasının kanuna ve ahlaka muhalif olan yerde sözlerini tutmamak, çok yemin etmek, insanlara eziyet etmek, yalan yere evliyalık satmak, günahını unutmak, mağrur olmak, kendini beğenmek, zararlı dedikodu yapmak, haset etmek, bir adama tecrübe etmeden fena demek, yalana devam etmek, gıybet etmek ve israf etmektir. Teyemmümün farzları nelerdir, izah eder misiniz? Evvela niyet etmek, ellerini pak toprağa vurup yüzüne kaplayıp meshetmek, bir daha vurup iki kollarını meshetmektir evladım. Hocam, namazın farzları nelerdir? 7'si dışındadır. Ona şart derler. 5'i içindedir, bunlara rükün derler. 7 şart, hadesten ve necasetten pak etmek, avret yerini örtmek, kıbleye dönmek, vaktinde kılmak, niyet etmek ve namazın öncesinde Allahu Ekber'i kıraat etmektir. Rükünleri kıyam, kıraat, rükû, sucud, ahir tahiyyatta teşehhüt miktarı oturmaktır. Sohbetimiz bu kadar. Hasan-ı Basri Hazretlerinin dünkü sohbette söyledikleri beni çok düşündürdü.
Hasan-ı Basri Hazretlerinin sözü sürekli üzerinde düşünülmeyi icap ettiren, içinde İslam'ın güzelliğini derin manasını taşıyan, hikmetli inciler elbette. Fakat yine de pek merak ettim. Seni hangi söz bu kadar çok düşündürdü acaba Katade kardeşim? Bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurmaları beni pek düşündürdü. Fakat bu mevzuyu kafi derecede izah etti Efendimiz Hasan-ı Basri Hazretleri. Tövbenin şartlarına uygun olarak hem dil hem de hal ile, yani günahları, yani haramı terk etmekle ve hak sahipleriyle helalleşmekle yapılması lazım gelir buyurmuş. Şimdi anladım. Şartlarına uygun olmayan tövbenin tam tövbe olmadığını belirtmek için de bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurdu. Kardeş, ne oldu? Hemen evine götürün. Babasının bu durumunu Hasan-ı Basri Hazretlerine haber vermeli. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendimiz, sizi kederlendiren bir şey mi var acaba? Medine'deki muhterem babamı düşündüm bir an. Medine'ye gitmek fikri kapladı birden içimi. Müsaadeniz olursa biz de sizinle gelelim hocam. İyi olur. Sevgili oğlum, seninle iftar ediyorum. Cümle alem seninle iftar ediyor. Her bir tarafta talebelerde görür ve işitir oldu. Bu beni çok sevindirdi. Ya Rabbi, oğlumun ilmini, irfanını artır. Oğlum, senden tek istediğim ışığınla İnsanlığı aydınlatmaya devam etmendir. Ben Cafer kulun şehadet ediyorum ki Allahu Teala'ya inandım ve iman ettim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bir kimse ölüm anında sıdk ile kelime-i şehadet getirerek ölürse cennete gider.